Arkadaşlar selam. Bugün diyafram nefesi nasıl alınır? Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok soru var. Aslında yine önceki videolarda doğru şarkı söyleme, sesinin nasıl güzelleşeceği ile ilgili videolarda aslında bu konuyla ilgili yeterli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum ama diyafram konusuna çok fazla ilgi olduğu için bugün diyafram nefesi nasıl alınır? Bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle diyafram nefesi dediğim şey aslında bizim karın nefesi olarak da adlandırdığımız nefes alma formu. Karın nefesi dediğimizde iki tane destekleyici kas grubundan söz ediyoruz. Bunların bir tanesi ana destekleyici kas grubu olarak da betimlediğimiz diyafram nefesi. Diyafram kası aslında bizim en kassız organımız olan akciğerin çalışımını destekleyen ve bu çalışımı sağlayan kas grubudur. Dolayısıyla diyaframın yaptığı şey aslında burada akciğerlerin bir balon gibi şişmesini sağlamak. Akciğerler aşağı doğru ineceği zaman diyafram kası da aşağı doğru iner. Bunu en iyi gözlemleyeceğiniz an uyku anıdır. Yatakta uyur pozisyona geçtiğinizde, uzandığınızda elinizi karnınıza doğru götürdüğünüzde şişen bölgeniz sizin aslında diyafram kasınız. Yani diyafram kasının aşağı inmesiyle karnınızda bir şişkinlik hissediyorsunuz. Çünkü ciğerler aşağı doğru uzuyor. Bu birincisi. Diyafram kasının en büyük görevi ise havayı yukarıya doğru püskürtme anındaki hareketidir. Eğer siz göğüs nefesi dediğimiz nefesi alırsanız diyaframın yukarıya çıkmasına ve doğru çalışmamasına, dolayısıyla da ciğerlerin yeterli şişmemesine neden olursunuz. Bu da ciğerlerinizdeki havayı maksimum seviyede ve maksimum verimde kullanmanızı önleyecektir. İkinci bir destekleyici grupsa yan destekleyici kas grubu dediğimiz mide kasları ve sırt kaslarıdır. Mide ve sırt kasları aslında ciğerlerin balon gibi şişme olarak adlandırdığımız şişme formuna uygun hareket etmesini sağlar. O da nasıl? Sırt kaslarında geriye doğru çekilme göreceksiniz. Biz buna sırt desteği de diyoruz aslında. Sırt desteği dediğimiz şey aslında yaslanma hareketi gibi hissedilen bir şeydir. Bununla da ilgili aslında benzer egzersizler var ve vereceğim birazdan. Bir diğer kas grubu ise yan destekleyici mide kaslarıdır. Mide kasları da aynı şekilde genişler ve daha sonra havayı verdiğimiz esnada diyaframla birlikte yukarıya doğru baskı yapar. Yani bedenimizi şöyle düşünürsek, şu hareket, aynı bir akordiyon gibi bir hareket var bedenimizde. Önerebileceğim egzersizler var. Bunlardan biri duvara yaslanarak nefes alma egzersizi. Duvara yaslandınız veyahut da oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Fark etmiyor aslında. Durdunuz, bir elinizle kokluyorsunuz, diğer elinizi kaburgalarınızın altına getiriyorsunuz ve çok uzun bir sürede mide kaslarını da çalıştırmak için dediğimiz konsonu çalıştıracağız. O da şöyle. Güçlendirmek istiyorsak mide kaslarımızı bu S konsonunu staccato bir biçimde atacağız. O da şöyle. Zaten buradaki kasılma ve gevşeme hareketlerini de siz de fark edeceksiniz. Ama burada önemli bir ayrıntıyı da vermek istiyorum. Mümkün olduğunca omurganızı 90 derecelik açıdan saptırmayın. Eğer eğilirseniz veya da postürünüzde yanlışlıklar olursa, dik duracağım diye şöyle durmalar olursa, bu da iyi bir şey değil. Diyaframların çalışım yönünü ve yan destekleyici kas gruplarının da verimini düşürürsünüz. Bir diğer egzersiz de yine köpek solunması dediğimiz egzersiz. Onda da sandalyenin ucuna oturuyorsunuz, ellerinizi yandan sarkıtıyorsunuz ve şunu yapıyorsunuz. Burada şu yanlarınızın şiştiğini ve arkalarınızın genişlediğini göreceksiniz. Bu da sizin sırt kaslarınızın
çalışmasını sağlayacaktır. Daha sonra bu iki egzersizi de birleştirerek çalışabilirsiniz. İkisini beraber en az 5 dakika, en fazla 15 dakika çalışmanızı öneriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.